18 yıl resim öğretmenliği yaptım. Ardından Güney Afrika'ya göç ettim. Sonra ne oldu da geri dönelim dediniz? Afrika'ya taşınmadan önce Fethiye'nin Faralya köyünden aldığımız bir arsa vardı. Arsanın içinde de 100 yıllık virane bir ev vardı. Böyle sahil kasabasında, Ege köyünde ya da Akdeniz köyünde eski bir ev alayım, restore edeyim, çapalarımı alayım, bahçeye dalayım. Onluk çivi neye benziyor bilmiyordum Tolgacığım. Gencecik bir ekip ayarladım. Onlarla beraber 5 ayda evimizi ayağa dikelttik. Çok şey öğrendim. Çelik konstrüksiyondan tutun da işte çatı kurmaya, kerpiç sıva yapmaya, taş duvar örmeye ve hatta evimin kapılarını kendim dizayn ettim ve kendim yaptım. Yurt dışındaki insanların hayalleri ortak oluyor. Hayallerimizi gerçekleştirdikten sonra başlıyoruz bu defa köyümde köyüm demeye. Ben sadece bir ev yapmadım. Ben ruhu olan bir yapıya yaralarını, berelerini tedavi ettim ve ayağa dikelttim. Çünkü evin köşe kilit taşları 100 yıl önce Şükrü Dede Likyalıların yapıtlarından sökerek yapmış. Ben insanların kendisini zorluklar ve yoklukların içerisinde geliştirdiğini çok net burada gördüm. Ben ona burada bu hayalimi paylaştığımda kolay gelsin deyip telefonu kapattı bana. İki çocukla beraber tek başıma bu evi yapmaya başladım. Paramı senin için dibine kadar harcayabilirim ama zamanımı sana harcarken 100.000 kere düşünürüm. Harcadığım parayı geri koyabilirim ama harcadığım ömrümden bir saati geri getiremem. Sevgili Burcu, kanala hoş geldin. Hoş bulduk, sen de bize hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Kısaca kendini tanıtarak başlayalım. İsmim Burcu Kanin. 18 yıl resim öğretmenliği yaptım. 18. yılımda da kurumsal hayatıma istifa ederek noktalandırdım. Ardından Güney Afrika'ya göç ettim. Orada Port Elizabeth'e bağlı Cape St. Francis adında küçük minik bir kasabaya, sahil kasabasına yerleştim. Benim için farklı bir tecrübe, farklı bir deneyimdi bu. Çünkü yaşadığım bölgedeki tek Türktüm. Benden başka Türk yoktu. Nereden esti? Oraya tatile gitmiştik aslında. Eşim de orayı çok sevdi. Ben de bayıldım. Benim için de çok farklı bir tecrübeydi. Afrika zaten hayalimdi. Olur mu bilemiyordum. Niye olmasın dedik. Oraya yerleştik. Bu bir tam bir emeklilik hayatı gibiydi bizim için. Çünkü orada çalışma iznimiz yoktu. Sadece oturum iznimiz vardı. Ben orada çok fazla oturamadım tabii ki. Rahat duramadım ve diğer bir hayalim olan köy enstitüsünü Güney Afrika'da başlattım. Ocean Smile Turkish Wave adında bir projeyle. Güney Afrika'da hayat iki çeşittir, iki dünya vardır. Bir beyazların dünyası, bir de siyahların dünyası. Ben Ege'den kalkıp gitmiş bir yörük kızı olarak bu ikilemli dünyanın içerisinde var olamadım. Ve dedim ki ben kendi dünyamı yaratacağım. Güney Afrika'da Township bölgesine elini kolunu sallayıp girebilen, teni beyaz olan bir kadın olarak herhalde tarihe geçtim. Ne cesaret? Deli cesareti, cahil cesareti artık ne diyorsanız bilmiyorum. Aslına bakarsan cesaretimin kaynağı benim o dünyaya ne bir siyah Afrikalı olarak beyazlara ne de bir beyaz Afrikalı olarak siyahlara bakmayışımdan kaynaklıydı. İnsanı insan olarak. Ben yani. Anadolu'nun Anadolu gibi bir coğrafyadan köklerimden aldığım feyzle, köklerimden aldığım içgüdülerle, köklerimden aldığım kültürle o topraklara girdim. Bu beni korkusuz kıldı bir yerde. Çünkü iyi niyetle gittim. Çünkü hiç kimseye bir yaşanmışlık, bir acıyla bakmadım, ayrıştırmayla bakmadım. Ben tamamen duvarları yıkmak amaçlı gitmiştim. Ve orada bir köy enstitüsü açtım. İlk bir ay hep önümde bir siyah kadın vardı. Onunla bir tanışıp içine dolaşıyordum ki bu kadın bizden demek anlamına geliyor siyahilerin. Yani Koza kabilesinin günlük ritüellerinde. Diğer taraftan kadınları topladım. Onlara mozaik eğitimleri, geri dönüşüm malzemelerinden mamul madde üretme gibi nedir o atıyorum yoğurt tasını görmüştük yol kenarında. Hemen bıçakla onun tabanını kesip dondurma çubukları takıp koli bandıyla bantlayıp işte size örgü makinesi dedim. Hemen ipliklerle örgü örmeyi öğrettim. Tabii kutunun altından örülmüş bir şekilde çıkıyor. Ondan sonra çöple bakış açıları değişti. Güzel bir üretim sürecine girdik, eğitim sürecine girdik. Çocuklarla bölgenin Berlin duvarı gibi township ile ana caddeyi birbirinden ayıran duvara resimler çizdik. Böylelikle çocukları daha meşgul, sanatla meşgul kılar olmuştum. Keyifli bir 3 yıl geçirdim Güney Afrika'da, üretmeye devam. Sonra ne oldu da geri dönelim dediniz? Aslında dönmek için gelmedim. Her sene bir müddet Türkiye'ye gelip topraklarımdan beslenip tekrardan şarj olup Güney Afrika'ya gidiyordum. Aile ziyareti, köy ziyareti, işte eş dost ziyareti. Buraya onu süresini bir tık daha uzatmak niyetiyle geldim. Ama arkamdan pandemi geldi. Biz burada kilitli kaldık.
dönemedik. Çocuklarımın da tam ilkokul çağıydı. Okula gidip kayıt yapmak istediğimde ikameti buraya alman gerekiyor dediler. İkameti buraya alınca Afrika'daki bütün vizelerim iptal oldu. Oturum vizelerim iptal oldu. Bir anda kaptanım, gemim var ama dümeni bana ait olmayan bir serüvenin içerisinde buldum kendimi. Ardından bir ev ihtiyaçtı bizim için. Annemin evinde uzun süreli misafir, tamam elbette kalabilirim ama çocuklarımın konfor alanına da düşünmem gerekiyordu. Pandemi sürecinde 250 bin liralık evler 650 bin liraya çıktı bir anda. Hem de 1+1. Dedim o kadar parayı ben böyle ufacık kibrit kutusu kadar eve niye vereyim? Afrika'ya taşınmadan önce Fethiye'nin Faralya köyünden aldığımız bir arsa vardı. Arsanın içinde de 100 yıllık virane bir ev vardı. 2 katlı kargir dedikleri yapı, taş bina. Hep de hayalimdi ama bu hayal benim böyle bütün her şeyi yaptıktan sonra hayallerimin en son noktası artık istirahat edeceğim, emeklilik sürecimi yaşayacağım ki bu herhalde evrensel bir hayaldir. Böyle sahil kasabasında, Ege köyünde ya da Akdeniz köyünde eski bir ev alayım, restore edeyim, çapalarımı alayım, bahçeye dalayım. Bizde ihtiyaçtan hazıl oldu. O zamanlar hep derdim ya bu evi restore etmek çok istiyorum ama herhalde bunu yapmam için dünyanın kilitlenmesi gerekiyor diye. Evet kabul ediyorum ben yaptım. Dünya kilitlendi. Dualarım kabul olmuş. Dua olarak kabul edilmiş demek ki. Çok dikkat etmemiz lazım kelimelere. Çok kesinlikle gücüne çok inanıyorum. Sonrasında dedim ki evi restore ederim. Hem hayalimi yaşamış olurum hem de bizim bir evimiz olur. Onluk çivi neye benziyor bilmiyordum Tolgacığım. Yanıma 5 tane en az ben kadar çalışkan, hatta benden daha fazla çalışkan, en yaşlısı 26 yaşında olan gencecik bir ekip ayarladım. Onlarla beraber 5 ayda evimizi ayağa dikelttik. Nasıl oldu? Yani hiçbir şey bilmeden. Hiçbir şey bilmeden. Bu işte bu cahil cesareti. Bak gerçekten bu cahil cesareti. Şu an bilsem dalar mıyım düşünürüm. Biraz böyle mi olmak lazım? Hayatta biraz böyle mi yaklaşmak lazım olaylara? İyi yönleri de vardır, kötü tabii, yönleri de vardır ama. Tabii. Bilmemek bir defa seni cesur kılıyor. Öğrenme merakın varsa bu seni ateşliyor. Üretkenliğin de varsa zaten durmuyorsun. Ben de bu üçünün harmanı olmuştu bu olay. Tabii ki en önemli şey içgüdüsel. Nedir o? Yaşama içgüdüsü. Yani hayata tutunma içgüdüsü. Benim için buradaki bu ev hobi değildi. İhtiyaçtı. Ve elimdeki dar bütçe bir parayı da gidip Fethiye'de bir sürü betonun arasında bir kibrit kutusuna koymaktansa, bağlamaktansa, küçücük bir stüdyo eve vermektense, böyle geniş bir bahçenin içerisinde kerpiçten bir evde oturmak çok daha keyifliydi. Diğer taraftan hep hayalimdi. Hayali yaşama içgüdüsü de seni çok büyük tetikliyor. Yapı olarak da zaten duramayan, çok çalışan bir insanım. Çok az uyku uyuyup, az yakıp, az yiyip, çok üreten biriyim. Dolayısıyla bu ekonomik sistem içerisinde çok üretken bir süreç geçirdim. Çok şey öğrendim. Çelik konstrüksiyondan tutun da işte çatı kurmaya, kerpiç sıva yapmaya, taş duvar örmeye ve hatta evimin kapılarını kendim dizayn ettim ve kendim yaptım. Muhteşem bir ev yapmışsınız. Çok teşekkür Yayından ederim. Yayından önce gezdik. Şimdi buradan bunun müjdesini de verelim. Bu videonun devamında sonunda bu muhteşem evin turunu da yapacağız beraber. Evet. Zaten artık bir de bu bir iş şimdi oldu senin değil mi? Bir iş modeline de döndü bu. Aslında evdi benim için. Yani kendim kalacağım, kendim yaşayacağım bir evdi. Instagram'dan bunu gün gün paylaşıyordum. Çünkü yurt dışında yaşıyordum. Yurt dışındaki insanların hayalleri ortak oluyor. Biz Türkler somon balığı gibiyiz. Küçük derelerde büyüyoruz, akarsularda. Ama gözümüz hep okyanusun ötesine gitmek oluyor. Okyanusun ötesini keşfediyoruz. Çünkü çok üretken bir toplumuz gerçekten Türk milleti, Anadolu insanı olarak. Belki en olmayacak şeyleri olduruyoruz. Mümkün kılıyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirdikten sonra başlıyoruz bu defa köyümde köyüm demeye. Şunu çok net söyleyebiliyorum. Bir İngiliz doğduğu köyüne geri dönme hayali yaşamıyor. Ama bir Türk en güzel ülkede de yaşasa, en güzel sofralarda da otursa illaki hayalinde ya çocukluğunun geçtiği o köy, nenesinin kerpiç evi, toprağından dalından kopardığı o domatesin kokusu, yağmur yağınca ortaya çıkan o toprak kokusu, o köyün edasını, havasını, aslında çocukluğunu unutamıyor ve mutlak bir geri dönmek istiyor. Bakın zaten gurbetçilerin hepsine köyünde ev yaptırır. Evet. Yani orada, gelemese bile. Gelemese bile orada bir evi vardır. Başını sokacağı bir evi vardır. Bu ortak bir hayaldi aslında. Evrensel bir hayaldi. Ben de bir somon balığı gibi küçük bir akarsuda doğdum. Ardından okyanusların ötesine gittim. Oraları fethettim. Hayallerimin zirvesini yaşadım. Bir şekilde kader beni bu tarafa yönlendirdi. Ben planlamadım.
ama ortak hayali yaşıyordum ve dedim ki bunun bencil olmayayım ya. Hani burada yaşadığım sıkıntıyı da zorluğu da yaptığım işi de storylerde paylaşmaya başladım. Takribi 1500 kadar takipçim vardı o süreçte. Bir anda bu 5000'lere çıktı ve insanlar gün gün takip ediyordu. Ve sonra dediler ki bu bir tek senin olamaz. Bu bizim de evimiz. Hani bunu bize de paylaşman lazım. Ardından iş Airbnb'ye döndü. Şu an evimi, enerjimi, soframı, manzaramı misafirlerimle paylaşıyorum. Bunu bir iş gibi görmüyorum. Böyle bir enerjiye, böyle bir auraya, böyle bir doğaya, böyle bir eve ihtiyaç duyan insanlarla paylaşımda bulunuyorum aslında. Misafir ağırlıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kapınıza birisi geliyor. Siz sofranızdaki yemekten götürüp ona bir tabak uzatıyorsunuz. O pazardan getirdiği bir şeyden bir tabağı doldurup size geri veriyor. Tam bir köy hayatının ritüelleri gibi. O kendi bilgileriyle, kendi vizyonuyla, kendi kültürüyle buraya geliyor. Tabii. Size bir şeyler veriyor. Hayatını paylaşıyor. Sizden bir şeyler alıyor. Tabii tabii, bu da aynen. Besliyor değil mi insanı? Tabii ki de. Kesinlikle beslemez mi? Geçen sene mesela ilk misafirim Hawaii'dendi. Son misafirim Güney Afrika'dandı. Çoğunlukta hep yabancı ülkelerden, yabancı uyruklu misafirlerim var. Şehrin bunaltısından, keşmekeşinden kaçmak isteyen de var. Güzel insanlar gelsin. Zevkle, keyifle sohbet edeceğim, onların da benden keyif alacağı, benim de onlardan keyif alacağım insanlar gelsin istiyorum. Orada da kader devreye girsin istiyorum. Hani çünkü inandığım bir şey var, hiçbir şey tesadüf değil. Benim buraya gelmem, bu evi yapmam, bu evin bana kazandırdığı kişisel gelişim, sürecim ve ortaya çıkardığım bir sonuç. Şu anda bu sonucun şöyle özetleyebilirim. Ben sadece bir ev yapmadım. Ben ruhu olan bir yapıya yaralarını, berelerini tedavi ettim ve ayağa dikelttim. Çünkü 100 küsur yıllık bir evden bahsediyorum. Virane. Hani ben bu işe başladığımda köylüler bana deli dedi. İşte Güney Afrika'dan geldi bir tane kadın. Yazık, batıracak parasını falan diye öyle konuşuyorlardı. Ama evin köşe kilit taşları 100 yıl önce Şükrü Dede Likyalıların yapıtlarından sökerek yapmış. Şimdi bahsettiğim nokta çok önemli bir detay. 100 yıllık bir ev, 100 yıl içinde bir yaşanmışlık var. Nice cenaze, nice düğün, nice güzel gün, nice kara gün görmüş bir ev. Taşına kim bilir kaç insan dokunmuş. Kaldı ki o taş 5000 yıl önce yontulmuş. Yani ben o taşa dokunduğum zaman tüylerim diken diken oluyor o köşe kilit taşlarına. Bir tanesi hiç unutmuyorum, kapatmış köşe kilit taşlarını. Hemen dedim kazı. Kazı, ben o taşın gömülmesini istemiyorum. Ben o taşa dokunmak ve görmek istiyorum. Ne kadar kıymetli bir şey. Para versem bulamam. 5000 yıllık bir tarihi içinden gelip geçmiş bir taştan bahsediyorum. Ustalarıma da diyordum ki bakın şu an inşaat yapmayacaksınız burada. Burada yaralı bereli bir kadın var. Bunun yarasına beresine merhem süreceksiniz. Sargı yapacaksınız. Onu ayağa dikelteceksiniz. Ondan sonra zaten ben onu süsleyeceğim, makyajlayacağım. Dönemin, çağın dekorlarıyla işte giydireceğim. Ortaya bir ruh çıkacak ve ben evimin ruhu olduğuna da inanıyorum şahsen. O kadar çok çalışıyordum ki fiziksel olarak da kendimi yoruyordum bu inşaat sürecinde. Sadece böyle şantiye şefi gibi onu yapın, bunu yapın demiyordum. Artık maddi kaygıların var, 2 tane çocuğun var, okulu var, o bu şu derken küfe üstüne küfe omzunuzda taşıyorsunuz ve ayakta durmanız lazım. Yorucu bir süreç tabii. Evet. Bizim kanalımızın izleyicileri de güzel insanlardır. Az önce sen demiştin ya, güzel insanlar gelsin istiyorum, özel insanlar gelsin istiyorum diye. Gelmek istedikleri takdirde bir link mi paylaşalım? Var. Nasıl? Olur, var mı? Airbnb var. Soap Lady Cottage benim öğretmenlik hayatımın dışında öğretmenken başlattığım bir ticari hayatım da vardı. Soap Lady, yani Ölü Deniz'de kendi sabunlarım var. Hmm. 65 çeşit yağdan ürettiğim. İsim olarak işte ne koysak falan dediğimizde o süreçte 2006 yılında başlamıştık sabun işine annemle. Sonra gelen giden hep böyle "Hi Soap Lady." diye, hani sabuncu bayan. Dedi ki bizim adımızı koydular zaten yani. Evet. İki bayan sabun satıyoruz, anne kız. Bu evi inşa ettiğimizde, restore ettiğimizde isim olarak da Soap Lady Cottage koyalım dedik. Yani Soap Lady'nin kırevi. Tamam. Linklerini de paylaşıyorum. Teşekkür ederim. Az önce söylerken bir şey dikkatimi çok çekti. Bu evi yaparken kendime çok şey kattım. Gerek mental olarak, psikolojik olarak, kişisel gelişim olarak. Bu evi yapmadan önceki Burcu ve bu ev bittikten sonraki Burcu arasında ne gibi farklar var? Sana neler kattı bu süreç? Çok şey var. Yani ben 45 yaşında bir kadınım. Bu inşaata başladığımda, restorasyona başladığımda ilk önce şöyle söyleyeyim. Yaşadığım bu köy 300 rakımlı Fethiye'ye kıvrım kıvrım dağ yollarından gelinen uzak yarım saat mesafede bir köy. Yıllarca mahrumiyet köyü olarak kalmış.
yolunun sapalığı ve şey. Şimdi yol gayet güzel de. Ama Survivor gibi burada yaşamak. Çünkü köyde hiçbir şey yok. Bakkal bile yok doğru düzgün. Yani böyle gidip alışveriş yapacağınız, her şeyi bulabileceğiniz bir market yok. Süpermarket yok. Ya da hırdavatçı dükkanı yok. Ya da hiçbir şey yok. Bir çiviye bile ihtiyaç duysanız yarım saat mesafeyi inip en yakın yerden alıp geri gelmeniz gerekiyor. Bu kadar yokluk, arazinin bir yamaç üzerine kurulu olması, kotlu olması, düz bir ova değil, her yerinin kayalık taşlık olması sizin her şeyinizi zorluyor. Beni çok zorlayan bir yerdi. Ben insanların kendisini konfor alanında geliştiremediğini, aslında zorluklar ve yoklukların içerisinde geliştirdiğini çok net burada gördüm. Mesela gezdiğinde de göreceksin. Kaya, kocaman bir kaya parçası. Ustalara mangal yapmıştım o gün. Kayaya bakıyorum, işte oraya lavabo almam lazım. Lavaboların fiyatına bakıyorum, cebimdeki paraya bakıyorum. Bu sefer döndüm, bir anda böyle hemen koştum. Mangaldan bir tane kömür aldım. Üstüne çizmeye başladım. Dedim şimdi şu çizdiğim yeri görüyor musun? Görüyorum. Süleyman dedim, burayı spiralle kesiyorsun. İşte Ahmet sen bunu hiltiyle kırıyorsun. Ondan sonra bunu güzel bir zımpara çekiyorsunuz. Orta göbeğine bir delik. Ondan sonra sekizlik demirleri de dedim arkadan delin, matkapla delin. Tamam. Oldu sana lavabo. Lavabo. Dışı doğal kayalardan kırık kırık, içi kaymak gibi. Hem de çok güzel. Ondan sonra. Şimdi gezip buraya gelen misafirlerim gibi nasıl akıl ettin bunu? Mecburiyet. Cevap çok kolay. Yokluktan. Yoktu. Param yoktu. O an param yoktu. Ve düşündüm dedim ki param olsaydı o bana konfor alanı yakalatacaktı. Ben diyecektim ama şimdi alırız bir lavabo. Kim uğraşacak onunla yani? Algılarım bile açılmayacaktı. Ama şu an benim oraya koyduğum lavaboyu hiçbir firma satmıyor. O kadar unik bir şey oldu ki, özel bir şey oldu ki. Ustalar mesela çekti gitti. Hani işleri bitti. Başka iş almışlardı benden sonra. O işin başlama tarihi başladı. Kala kaldım. Ev bitti ama kapıları bitmedi. Yani banyom var, tuvaletim var, kapısı yok. Buraya getirecek de ha deyince usta bulamıyorum. Sezon yaklaştı. Sezon yaklaşınca zaten inşaat sektörü daha da böyle kızgınlaşıyor. İnsan bulamıyorsun. Paran olsa da bulamıyorsun. Hele bir de Faralya 3 misli zor insan getirmek. Spiral'i aldım. Hani sıkıntıdan böyle yontuyorum. Gösteririm sana şimdi o parçayı. Şöyle bir ovalimsi bir şey çıktı. Derken avokado desenim çıktı. Şimdi boyadın, harika. Kapım var mı? Var. Ama o kapıdan bir tek bende var. Evet. Kimse de yok. Evim kadar özel oldu her şey. Artı benim ruhum, benim elim, benim parmak izim üstünde imza kaldı. Evet. Daha ziyade şunu öğrenmek istiyorum, şunu anlatmanı istiyorum. Şimdi ben kanalımda kadın girişimcilere biraz pozitif ayrımcılık uyguluyorum. Çünkü buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum bu ülkede. Şimdi sen bu evi tek başına yaptın, özel sebeplerden ötürü. Bu süreçte de şu anda seni izleyen mesela kadınlar var ve onlar bir ilham alıyorlar. Bence senin Instagram hesabını da o yüzden takip ediyorlar. Senden bir güç buluyorlar. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki de. Şimdi eşim İngiliz ama bizim ilişkimizin düzeyi biraz farklı. Yani mesela şu an o Afrika'da yaşıyor, ben burada yaşıyorum. Ben ona burada bu hayalimi paylaştığımda kolay gelsin deyip telefonu kapattı bana. Çünkü onun kafasını, onun da tabii karakter ve yapısını bildiğim için böyle bir şey ölü ve ölü dirilmez. Yani buraya yapacağı bir pound para gönderimi de ölü yatırım olacak. Bana kolay gelsin dedi ve kapattı. Ben Koç burcu bir kadınım. Ateş grubundanım. Dolayısıyla çok böyle her şeye eyvallah diyebilen bir ruh yapısına da sahip değilim. Savaşçı bir ruha sahibim. O kolay gelsin duyduktan sonra zaten ikinci bir adımı ben hiç atmadım. Bu beni daha da zorladı. Hani ekonomik anlamdan zorladı. Çünkü eşimden bir destek almadım. Burada da değildi, yapımında da yoktu. Maddi olarak da katkısı da yoktu. İki çocukla beraber tek başıma bu evi yapmaya başladım. İşte kişisel gelişim kısmı aslında burada devreye girdi. Nedir o? Neyi fark ettim? 45 yaşındayım, 10 yıllık evliyim, iki çocuk annesiyim. 18 yıllık öğretmenlik hayatımda yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Afrika'nın mamzosuyum. Township'teki kadınların ve çocukların genç annesi anlamına geliyor mamzo. İsim verdiler bana. Faralya köyünün Burcu ablasıyım. O kadar çok sıfat var ki edindiğim. Annemin kızıyım, babamın kızıyım, eşimin karısıyım. Bu her bir sıfatı bir ceket gibi düşün Tolgacığım. Ceket üstüne ceket giyiyorsun. Ceket üstüne ceket giyiyorsun. Ve her bir ceketin de sana yüklediği sorumluluklar var. Ve o kadar çok ağırlaşıyorsun ki o ceketlerin altında böyle ufacık kalıyorsun. Ne zaman ki ben buraya gelip de bu inşaatın restorasyonuna başladım ve ne zaman ki eşim tarafından da hadi kolay gelsin deyip telefonu yüzüme yedim. O zaman dedim ki ne yapıyorum? Ben neredeyim? Ben ne istiyorum? Böyle kişisel gelişimimi tetikleyen sorularla evren bana böyle çatır çatır yollamaya başladı. Ve muhatap kaldım o sorularla. İlk soru şuydu.
bu soruyu hiç kendime sormadığımı fark ettim. Çünkü aman çocuğumun ihtiyacı ne? Aman eşimin hayali ne? Aman mesleğimin getirisi ne? Aman yaşadığım çevrenin benden beklentisi ne? Aslında hiç bunlarla böyle yaşayan biri değilsem de hepsini sevgiyle yapmışım. Canı gönülden isteyerek yapmışım, dayatmalarla değil. Ama bu sevgiyle de yapılsa hep kendimi ötelemişim her birinde. İlk defa kendime şunu sordum. Burcu, sen ne istiyorsun? 45 yaşında, yani o zaman için 41 yaşında bu soruyu sordum. Burcu, sen ne istiyorsun? Bu sefer soyunmaya başladım. Her bir ceketi çıkarmaya başladım. Anadan yürüyen ruhumu, kendimi bıraktım. O zaman kendimi gördüm. Öz benliğimi. Ve gerçekten doğdum ve bir gün öleceğim. 40 yaşına kadar geldim. Yani neredeyse ömrün yarısını severek tükettim. Neticede kalan bir sürecim var ve ben dağın zirvesine kadar geldim. Yokuşu çıktım yani. Bundan sonrası inişe geçiyor. Bu inişte ben ne yaşamak istiyorum ya? Kalan süre cebimdeki paradan çok daha kıymetli. Yani materyalist değil, maneviyat olarak bakıyorum artık yaşama. Paramı senin için dibine kadar harcayabilirim ama zamanımı sana harcarken 100.000 kere düşünürüm. Harcadığım parayı geri koyabilirim ama harcadığım ömrümden bir saati geri getiremem. Çok kıymetli benim için. Bunu düşündüğüm an bir uyanma, bir ayılma, bir kendime gelme oldu. Bu sefer öz benliğimi ve kendimi keşfettim. Yaralarımı fark ettim. İşte bu evin ruhunu yaralı bir kadına benzetirken de aslında ev dikelirken ben dikeldim. Dikelen ev değil, dikelen bendim. Ev ayağa kalktıkça ben ayağa kalktım. Ev güçlendikçe ben güçlendim. Ve resmen böyle ruhumuz birbirine ilişti, birleşti. O yüzden çok kendimi bütünledim bu evle. Bana çok büyük bir uyanış kazandırdı. Hani ben ona o zaman diyordum ki şu an ben sana bakacağım. Sonra da sen bana bak, olur mu? Yaşlandığımda da sen bana bakarsın. Burcu, o kadar güzel anlatıyorsun ki, duygusal böyle şair edasıyla anlatıyorsun. Ay, çok sağ ol. Ben böyle etkilenip kalıyorum, dinliyorum. Seni kesemiyorum. Kes kes. sorularımı unutuyorum. Hayır, kameranın da süresi bir sınırı var ya videonun, o açıdan. Sen burada artık montajda kendin hallet. Hiçbir şeyini de kesmek de istemiyorum. Harikulade gidiyor. Ay, çok sağ ol. Ya bu noktada ben bunları storylerimde paylaşıyorum. Yani benim storylerim benim hayatımın böyle akışını, günlük diyorsunuz ya, hani ben ona anlık diyorum. Anlık duygularımı belgeleyip sergilediğim bir yer. Dolayısıyla ben diyorum ki Allah sana zarfın içinde mektup göndermiyor. Sana bir mesaj göndereceğinde bir ağacın dalından da o mesajı alırsın. Ayağına çarpan çakıl taşından da alırsın. Bak, ben bu viraneden aldım. Belki de sen gelir benim storyimde benden alırsın. Benim yaşanmışlığımdan anlarsın. Hani kimse kimseyi değiştiremez. Senin içinde çıra varsa yanasın da vardır. Ama senin içinde taş varsa ben yangın olsam seni gene yakamam. Gene seni değiştiremem. Ya da bir öyle bir etkim olmaz. O yüzden benden feyiz alan insanlar oldu. Sende gençliğimi görüyorum diyenler oldu. Yapmak istediğimi yapıyorsun diyenler oldu. O konfor alanında sıkışmışlığın içerisinden çıkamayan, ışığı görüp de ayağa kalkamayan kadınlar oldu. Olabiliyormuş demek ki görenler. Aynen aynen. Çünkü ben bunların hiçbirini varlıkla yapmadım. Ben bunların hiçbirini konforla yapmadım. Tam tersine yoklukla yaptım, zorlukla yaptım. Ama demiri düşün, ne kadar sert bir madde. Ateşi görünce eriyor, çekici yiyince sertleşiyor ve sivriliyor, keskinleşiyor. Yani senin bir kılıç olabilmen için, vurduğun yeri kesip atabilmen için yanman lazım, dövülmen lazım, şekillenmen lazım. Çileyi ya da zorluğu zorluk olarak görmeyip bir mücadeleden keyif almayı ve bunu bir süreç olarak görürsen hayat değişiyor senin için. Bunca mozaikten sonra köye geldiniz. Köy hayatına, köy insanına, buradaki düzene alışmak, süreç, adaptasyon zor oldu mu? Aslında bunu nasıl tarif edersin Burcu desen, toprağını bulmuş tohum gibiyim derim. Her tohum her toprakta yetişmiyor. Benim için köy ortamı mı, metropol şehir mi? Vallahi ben hangi ülkeye gitsem şehirde yaşayamam. Yani Güney Afrika'ya gittim, orada da 500 kişinin yaşadığı bir sahil kasabasında yaşıyordum. Küçücük bir köydü. Kaldı ki Anadolu köyüne alışmak benim için bir zorluk değildi. Özüm yörük zaten. Kendim, çocukluğum anneannemin kerpiç evinde geçti. Şu kadarcık bir kovalarında bile toprak koyup hemen soğan diken bir anneannenin torunuyum. Köye adaptasyon bana zor olmadı. Köylü çok sıcakkanlı, sevecen. Yani kadınları özellikle, ben zaten burada da rahat durmadım. Hemen kadınları topladım. Onlarla mozaik eğitimi başlattım. Çocuklara resim dersleri vermeye başladım. Ardından yaz okulu açtım köyde. Her geçen sene başlattık bunu. Her yaz bir ay
geçen sene 2 haftaydı, bu sene 3 hafta olacak. Amerika'dan gönüllü eğitmenler geliyor. Burada kalıyorlar. Çocuklara İngilizce, satranç, resim, yüzme, birçok derste yaz eğitimi veriyoruz. Ekranlardan uzaklaşsınlar. Farklı kültürden bir insanla bütünleşsinler. Eğitimde sosyal adaleti sağlayalım bir yerde. Köylü benim köy için verdiğim çabayı, mücadeleyi görüyor. Köylüyle oturup çay içiyorum. Köylünün çapa yaptığı zaman ben de tarlamı çapalıyorum. Köylü domates sosu yaptığında "Aa nereden alacağız o domatesi?" deyip koşturup ben de gidip onlarla beraber ben de kaynatıyorum. Aşure zamanı bilmiyorum aşure kaynatmasını. Koşuyorum gidiyorum, bana bir yardım et de şu kazanı bir kaynatalım diyorum. Köye gelip de villa yapıp da şehir hayatı yaşamaya gelmiş biri değilim. Köye gelip kerpiç ev yapıp köyün mevsimsel işleri neyse onlarla beraber yapabildiğim ölçüde onu yaşayan, o süreci yaşayan biriyim. Bu da bana bir zorluk yaşatmadı dolayısıyla. Genel olarak gördüğüm kadarıyla çok çalışkan ve çok üretken bir kadınsın. Çalışmak, üretmek üzerine yaşam felsefen hakkında biraz bilgi paylaşır mısın bizimle? Yani çalışmanın dışında bir şey bilmiyorum. Çalışmazsan ne yapılır onu bilmiyorum. Hayatımda televizyon yok. Gece hayatı yok. Hayat bir yerden bir yere gidiş noktası, yani doğumdan ölüme gidiş noktası bir süreç. İşte o süreçte ben bisikletin üstünde gidiyorum. Pedal çevirmek seni, hareket enerjisi seni dengede tutan nokta o bisikletin üstünde. Eğer sen pedal çevirmeyi bırakırsan pat diye düşersin. Dimdik durman mümkün değil kıpırdamadan. Pedal çevirmek seni hem bir noktadan bir noktaya götürüyor hem de dengede tutuyor. Benim hayattaki duruşum, çalışmaktan kastım bu. Ben çalıştığım zaman şu noktadan şu noktaya geliyorum. Tam onu soracaktım. Varmak istediğin nokta ne? Yani seni ayakta tutan, o pedalı çevirmeye merak, iten güç ve motivasyon ne? Merak. Öğrenme merakı. Merak ediyorum. Hayat, hayallerim. Hayallerimin amelesiyim. Güzel başlık. Aynen. Hayallerimin amelesiyim yani. Hayallerim için mücadele ediyorum. Öğrenciliklerime de öğretmenken diyordum öğrencilerime. Ben hayal öğretmeniyim. Ben size resim yapmayı öğretemem. Haddime değil. Bir çocuğa resim yapmak öğretilebilir mi? Çocuk zaten en has resmi yapan kişi. Büyüdükçe bozuluyoruz. Büyüdükçe kurallarla ay işte gerçeğe benzemedi falan deyip yapıyoruz. Ama ver 3 yaşındaki çocuğun eline kağıdı kalemi. Hayatın boyunca yapamayacağın resmi yapar. Ben bir çocuğa resim yapmayı öğretmedim. Aksine büyüklerin onun beynine empoze ettiği o gerçeklik kaygıları, şunları bunları, hayallerini realizmden kurtarmaya yeltendim. Benim motivasyonum hayallerim. Enerjimin kaynağı da öğrenme merakı. Müthiş. Peki eminim ki bu hayali kuran çok insan var şu anda bu yayını izleyen. Onlara önerilerin ne olur? Kesinlikle adım adım bir uçun ucundan başlasınlar. Hiçbir şey güm diye bir anda başlamıyor. Yani Sabancı bir anda holdingi kurup da plazanın üstündeki ofisinde oturmuyordu. Hani pazarda satıcılıkla başladı. En üst noktaya vardı. Bütün bu girişimcilerin hayat hikayelerine baktığınızda en alt noktadan en üst noktaya bir serüven olarak ilerlediklerini görüyorsunuz. Ve bir merdivenin basamağı gibi adım adım çıktıklarını görüyorsunuz. Yani ben şöyle düşünüyorum, köyde de söylüyorum. Harika baklava yapan kadın var İlkay. Diyorum ki ya baklava yap. Hani sat, getir bana ver, ben satayım. Git pastaneye göster, bir tane tadımlık ver, tadına baksın, bak o da alacak. Yani bir yerinden başlamanız lazım. O her ne yapıyorsanız, en iyi yaptığınız şey ya da yapmaktan en çok keyif aldığınız şey neyse. Ben öğrencilerime öyle diyordum. Sevdiğiniz bir şeyi yapın. İş yapacağım, ne meslek, hani büyüyünce ne olacaksın? Bu soruyu sevmiyorum. Ne yapmaktan keyif alacaksın? Önemli olan soru bu. O yüzden öncelikle neyden keyif aldığınıza bakın. Çünkü keyif aldığınız şeyi en iyi yaptığınız şeydir. Ve sakın pes etmeyin, adım adım başlayın yani. İlerleyen aşamalarda sizi bir kere daha ziyaret edeceğim. Çünkü şu anda yapılan başka evet, ek yerler var. Ama ev hazır. Evet. Ev müthiş. Zaten seyircilerimiz de şu anda bence deli gibi merak ediyorlardır. Hadi gezelim. Hadi eve gezelim. Hadi gezelim. Buradan başladık. Buradan başlayalım. Evet. Burada misafirlerin akşam yemeklerini, sabah kahvaltılarını terasta yapabilecekleri güzel 6 kişilik bir masamız var. Şu an için tamamlanmasa da önümüzdeki haftaya tamamlanacak olan yoga köşesi var. Harika. Burada tamamen mobilya olmayacak. Yoga matları olacak. Yani yoga matı olmasa da insanlar gelip burada yoga yapabilecekler. Oturma köşk tarzı olacak. Bahçede şurası benim tiny house'um. Yani misafirler orada kaldığında ben bu tarafta konaklıyor oluyorum. Tiny house'un üzerine de
çok güzel bir akşam sefası yapabilecekleri, yani gün batımını, buranın güneş, gün kızıllığını seyredebilecekleri, yani kuş yuvasının insan versiyonunu yaptım. Harika bir oturum alanımız var. Şezlonglar, güzel bir gölgelenme alanı, şemsiye ve burada da dış yatak var. Burası da böyle doğal bir oluşum. Ben bu doğallığı sadece üstünü kargılarla kapatarak bütünlemiş oldum. Tam bir köy yatağı ve sefasını sürenler var. Evet, canlar. Bu nokta havuz ve havuzun jacuzzi kısmı. Tam da evin kapısından çıktığın an direkt adımını attığın an havuzla bütünleşebileceğim bir alan. Ve böyle de güzel bir manzarada. Evet, böylesi. Biliyor musun bilmiyorum, o ufuk çizgisinin olduğu noktada Rodos Adası mevcut. Evet. Akşamları eğer bulutlu bir hava olmazsa bütün Rodos Adası'nın ışıklarını seyrediyorsun oradan. Evet. Ve köy manzarası var, en sevdiğim. Şu an evimizin giriş kısmı. Tamam. Sade, minimalist bir ev. Burada normalde balkon vardı orijinalinde. Bütün kapılar da sokağa bakıyordu. Ben burayı tek anahtara düşürebilmek için cam balkon sistemi yaptım. Yani giyotin sistem. İstediğinizde kapatıp odaya çevirebiliyorsunuz. Odaya dahil oluyor. İstiyorsanız da açık bırakıp tamamen balkon sefası olarak kullanabiliyorsunuz. Ki içeri girdiğinde hissetmiş olmalısın. Müthiş böyle bir hava akımı var burada. Evet. Ve terlemeden bir doğal serinlik yaşıyorsun. Bu kısımda klimam yok ama dediğim gibi boğazın tam ağzında, yokuşun ucunda bizim evimiz. Dolayısıyla bu boğazdan müthiş bir hava sirkülasyonu var. O da buradan nasibini alıyor. Harika bir panoramik. Evet. Manzara. Ya herkes infinity pool, infinity pool diyor. Ben buraya böyle bir ahşap bir kesitle bölmek istemedim. Benim sonsuzluğu dahil edişim odaya oldu. Tamamen cam saydam bir malzeme kullandım bunda. Dolayısıyla denizi ve en güzeli de o köy manzarasını direkt buradan tamamen seyredebiliyorum. Hiçbir şekilde perde yok çünkü reflection cam kullandım. Gündüzleri görünmüyorsun. Ancak akşamları içeride zaten çok loş bir sarı ışık var, amber tarzında. Onu da yakmazsan zaten gene gözükmüyorsun. Çünkü sokak lambasının ışığı da amber kadar içeriye aydınlatıyor. Evet. Burada koltuk yerine yine yatak düşünülmüş. Aynen. Normalde yatak odası olarak düşünmedim burayı ama gelen misafirler buraya yatak odası olarak da kullanıyorlar. Hani ben uzun otur, siesta, Akdeniz kültürü mantığında koltuk koymaktansa dedim buraya böyle uzun oturulabilecek bir yatak olarak değerlendireyim. Ama gelen misafirlerimiz de burayı yatak odası olarak da değerlendiriyor. Yani burada kim uyanmak istemez ki? Değil mi? Şöyle bir manzara da. Göstersene. Şöyle göstereyim. Evet, müthiş. Nereden devam edelim? Buradan başlayalım. Tamam. Ben evin orijinal kapılarını ve orijinal malzemelerini kullandım. Yani burayı yaparken ustalarıma şunu demiştim. Derenin taşıyla derenin kuşunu vuracaksınız. İlk olarak çatıyı soyup aşağı kadar indirdik. Yani duvar eşiği dediğimiz şu tahtaya kadar indirdik. Dolayısıyla bu söküm aşamasında taşları bir yere, ahşapları bir yere ayırdık. Mesela buradaki ahşap dış yüzeyde kaldığı için kurtlanma yapmıştı. Mevsimsel şartlarda dolayı. Onu söküp çatıdan çıkan ahşabı buraya kullandık. Yeni bir ahşap almadık mesela. Hı hı. Burada da orijinal kapısı var. Bu kapının da çok güzel bir özelliği var. Bu bölgenin 100 yıl önceki kapı kilit sisteminin belgesel niteliğinde. Şurada bir damak yerimiz var. Damağa bastığınız anda kapı açılıyor. Ve bunlar orijinali. Burada da Dorstor'un atası mevcut. Yani rüzgarda şunda bunda ceyran yaptı, kapı çarptı diye bir derdiniz yok. Muhteşem. Muhteşem. Burada da böyle bir ufak bir oda, minimalist bir odamız var. Ben bu odaya bir loft, balkon ekledim. Şu şekilde burada bir yatak mevcut. Ocaklık var. Ocaklığı pek kullanmıyorum. Zaten yazın kullanılmıyor. Kışında biz kullanmıyoruz. Tamam. Yangın riskini çok
Ürküyorum, iki tane küçük çocuğum var çünkü. Burada orijinalinde bir yüklük vardı. Çok virane, çok kötü bir haldeydi. Söküp aynı ölçülerde bir tane daha ben yaptım. Ama benim rahmetli anneannem şey derdi, kızım biz yüklüğün bir kıyısında yunardık derdi. Yani Türkçe meali, ay yavrum biz yüklüğün bir kenarında yıkanırdık oluyor. Bu bölge üst kat, mutfak, yaşam alanı ve yatak odası tarzında. Ve burada bir tuvalet ve banyoya ihtiyaç var. Ama 50 santimlik taş duvarların olduğu, zeminin de ahşap olduğunu öngörürsek, hani buraya bir duvar örmem demek odayı kullanılamayacak derecede küçülteceğim anlamına geliyor. Konum olarak da kondurabileceğim bir yer yok. Dolayısıyla rahmetli anneannem bana ilham oldu. Ben buraya banyo ne umarken ne bulduk. Işığı açtığınız an havalandırma otomatik çalışıyor. Penceresi yok burada. Yani normalde bir tek burada bu durumdayım. Banyolarımın hiçbirinde ne kapı vardır ne de şey vardır, böyle kapalı cam tarzı evet. Bir şey. En kapalı banyom bu. Kapattığımızda da elbise dolabı. Yan tarafta da normal elbise dolabı var. Bu da çok şık. Evet, bunu da özel yaptırdım. Doğal ahşaptan. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Gel diğer tarafı gezdireyim. Burada da gene aynı kapı sistemi mevcut. Kapılar orijinal. Bu kısımda rahmetli anneannemin mutfak tezgahı ilhamım. Beyaz beton, beyaz kum, beyaz çimentoyla harmanlanmış beyaz beton. İçine atılmış çakıl taşlarıyla mozaik. Doğal mozaik sistemi. Mesela şunu kızım Daisy koymuştu buraya. Benim için çok anlamı var. O dönem burada bir bakırdan şey istemiştim. Yani ateş bölgesi olduğu için, ocak kısmı olduğu için. Yapacak olan kişi meşguldü, yoğundu. Sonrasında da dolar uçunca bakır uçtu. Ben de gidip sobanın yandırmasıyla o anki sorunuma çözüm ürettim. Güzel olmuş. Çok hoş oldu, benim çok hoşuma gidiyor. Böyle şeyler, küçük nüanslar ama evet. Detaylar benim için önemli ve güzel. Burada da gördüğün arazideki bir kaya parçası. Bu kayayı yontarak mutfak lavabosu yaptım. Yanlardan inşaat demirleri bağladım, yapıştırdım yani delerekten. Sonra onları buraya çaktığımız kalıbın içerisine oturtup beton döktürdüm. Şu an çok sağlam böyle. Betondan, taştan, doğal, bir tek benim için imal edilmiş bir lavabom müthiş. Var. Yüklüğümüz, işte tel dolabımız, ocaklığımız, bakır çanaklarımız. Evet, mutfağımız da böyle. Şimdi burası ters dubleks değil ters mi? Ters dubleks olarak tamam. Geçiyor. Evet, gel sana bak ne göstereceğim. İnşaatın yapım aşamalarının görselleri. Bu evin ilk haliydi. Şu an şurada dikeliyoruz biz Tolgacığım. Şurada havuzumuz var. Şurada dış yatağımız var. Yemek yediğimiz yer. Benim tiny house'um. Üstündeki kuş yuvam. Ya bir şey söyleyeyim mi? Siz nereden, neyi nasıl diriltmişsiniz? Yani müthiş bir emek ve müthiş bir çaba. Müthiş bir enerji. Ben yani, bu kadar virane bir şey beklemiyordum. Bu halden bu hale evet. Geldi. Burada bu evi yapan Şükrü dedenin en küçük oğlu. Bu evi satan kişi. Evet. O ailenin elinden çıkmış. Ve şey diyorum, evin ilk malikiyle son maliki fotoğrafı bu. Burada da su tesisatı çekilirken Muski geldiğinde. Aslan bu pencerede otururken. Evet. Yapım aşamasında alt katın eski kerpiçlerini temizlerken ve bitimi aşamasında da onlara üç etek bindallı ve efe kıyafeti giydirmiştim. Çünkü ben de bitiminde rahmetli anneannemin üç etek bindallı gelinliğini giymiştim, kezbencesini. Burada alt katın yani şuranın temeli atılırken, ben taş duvarları çekiyorken, yukarıdaki kargılar dizilirken, evet. Tavandaki kargılar. Evet, çok güzel anılar. Burada çok güzel bir oturma köşesi.
manzarada. Çay, kahve, bunlar keyfi. 80'lerin oymalı koltukları. Tamamen. Hani timeless dediğimiz olay. Yine burada. Burada alt kattayız gizli bir şu an. Kapı. Alt kattayız şu an. Burayı ben akordeon kapı sistemi, yani sürülebilir, toparlanır kapı sistemi yaptım. Çünkü açtığınızda bahçeyi içeriye dahil etmiş oluyorsunuz. Evet. Müthiş keyifli. Dışarıla içeriği bütünleştirmiş oluyorsunuz. Evet. Kapattığınızda da oda oluyor. Burada bütün evin elektrik tesisatlarının geçtiği nokta. Burayı çok hantal bir şey yapmak istemedim ama kapatmam da zor olacaktı. Çünkü sıva üstü. Buraya bu şekilde bir şifon yer yaptım. Şifon yeri evet, de bu müthiş. Şekilde. Çekmece var ama evet. Çekmece değil tarzında. Burada eskilerde ahırmış kullanılan alt kat oda. Basıktı. Yani odaya girdiğinizde kafanız tamamen tavana oturuyordu, değiyordu. Narnia Günlükleri diye bir film var. Orada 3 tane çocuk elbise dolabından içeriye giriyorlar ve arkasından başka bir Alice Harikalar Diyar gibi bir ülkeye çıkıyorlar. O ülkenin kralı da gerçek bir aslan ama İngilizler o aslana Türkçe aslan ismini vermişler. Eşimle ben çocuğuma zaten oğlumuza aslan ismini oradan koymuştuk. Buranın da kapısı çalınmıştı. Sıfır yeni bir kapı yapamazdım. Çünkü bütün evin odalarında orijinal kapısını kullandığım için oğluma ismini koyduğum filmden esinlenip buraya bir elbise dolabı tasarladım. Şimdi açıyoruz ve ahır sinemasına eyvah. Giriyoruz. Hoş geldin. Burada büyük bir taşın üstünden Şükrü Dede evin duvarını örmüş geçmiş. O taşın üstüne böyle özel bir ışık taktım. Diğer tarafta da buralara böyle ayarlanabilir ışıklar koydum. İsterseniz komple aydınlatabilirsiniz. İstersen şöyle bir geç, şöyle bir ben kalsın. Sana. Gündüz de burayı istediğinde şey yapabilirsin. Karanlık, sinema odası karanlığında kullanabilirsin. Aslında burayı sinema odası yapma sebebim de buydu. Burada pencere yok. Ben burada kendim pencere açamazdım. Çünkü tamamen istiflenme şeklinde bir duvar örümü var. Yani böyle tuğla gibi değil. Yutong örer gibi değil. Dolayısıyla bir tane taşı çektiğinizde çorap söküğü gibi genişleyerek gidecek ve duvarın temeline şey yapacak, sıkıntı verecek, gücünü, mukavemetini azaltacak. Karanlık bir oda ama karanlığı nasıl avantaja çevirebilirim diye düşününce sinema odası aklıma geldi. Evet, çok güzel. Burayı bu şekilde değerlendirdik. Doğal ahşap bir sehpa ağaçtan. Bu evde zaten kullanılan madde taş, ağaç ve toprak. Ve şey ilgimi çekiyor. Klima yok. Oksijen sorunu da yok. Yani havasız, basık bir oda kapıda da değil. Kapıda özellikle şimdi onu göstereceğim. Kapıda bu malzemeyi kullandım. Hava sirkülasyonunu yakalayabilmek için. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi diğer odamıza geçelim. Burası yerden bir tık yüksek farkındaysan. Evet. Lütfen başını eğerek geç. Burada da biz kerpiç oda diyoruz. Bu odanın bütün eski kerpiçlerini Daisy ile Aslan temizledi benimle beraber. Esenköy denilen bir köy var Fethiye'de. O köye ırbıkçılar denir. Çünkü eskiden cam ve plastik icat edilmeden önce, yaygınlaşmadan önce onlar ırbık testi yaparlarmış topraktan. Ve Köyceğiz'e kadar bütün Muğla Ovası'nda her yere dağıtırlar, satarlarmış. Geçimi ondanmış. Ben de Esenköy'de 15 sene öğretmenlik yapmıştım. Bütün velilerimden rica ettim. Testi toprağı, yani testide kullanılan kızıl toprağı getirttirdim buraya traktörlerle. Ve yayla köylerden de çürük saman. Şimdi kerpiçte saman kullanılıyor içerisine. Su, saman, hatta ve yumurta akı. Ama yeni bir saman sert kaçıyor. Çürük saman olmasının sebebi en az bir yıl ahırda kalmış olması gerekiyor. Saç gibi kıvrılıyor. Samanın kerpiçteki işlevselliği, biz bir sıva yaparken file çekeriz önce. Filenin üstüne sıva çekeriz ki file o sıvayı tutsun diye. İşte saman da kerpiçte bu doğal file görevi görüyor. Şuradaki kırılmalardan da görebilirsin içindeki samanları. Evet.
10 santim kalınlığında burada bir sıva var. 50 santimde duvar var. Bu karşınızdaki duvar toprağa yaslı. Yani tam şöyle bir kotla düşün. Önden iki kat, arkadan tek kat bu ev. Şu an evin birinci katı toprak zemini yaslı. Dolayısıyla doğal bir serinlik var. Evet. Nefes alan bir oda. Ben burada uyumayı çok seviyorum. Çünkü toprağın içine girmiş gibi, sanki böyle bir mağaranın içine girmiş gibi hissediyorum. Gündüz bile zifiri karanlık olabiliyor. Burada mesela shutters var, panjur. Cam yok. Cam da takmadım zaten. Olan buydu bu evde. Bunu çıkarıp bakım yapıp temizleyip oradan yola çıktım. kapattığın anda tamamen şöyle kapatayım gör tamam. Şeyi. İçerisi inanılmaz karanlık oluyor. Hava sirkülasyonu konusunda şey, doorstop'um da bu. Hoş geldin. Şimdi küçük bir ev oda olduğu için burada bir yatak odası olduğundan elbise dolabına ihtiyacım var. Ama oda küçük. Buraya bir mobilya koyduğum anda direkt üstüne yıkılıyor hissi verecek. Onu da gördüğün kürek sapıyla hallettim. Ucuna da böyle hoş iki tane mum ışığı koydum. Evet. Görebileceğin en romantik elbise dolabı. Altta da iki tane şifon yeri. Yeter. Yeterli. Minimalist. Minimalist. Azda çoku yakalamak bu işte. Tabii. Gel şimdi sana diğer odayı göstereyim. Tamam. Burada mozaik yaptım. Zemin taştı yani betondu bu şekilde. Akşamları yürürken normal şartlarda buradaki gördüğün kaya, o sinema odasının köşesindeki kayanın üstünden devam eden. Yani bu ev dev bir kayanın üstüne kurulmuş. Evet. Köylülere mesela nerede oturuyorsun dediklerinde kaya başında oturuyorum diyorum. Yani kayanın başında oturuyorsun. Köylülerin verdiği bu lokasyona isim bu. Kaya başı diye. Ben bu kayalara zaten hürmet gösterdim. Hiçbir şekilde yok etmedim. Bak orada da kaya çıkıyor. Devam ediyor. Benim hoşuma da gidiyor bunları görmek, dokunmak. Evet. Normalde benim buraya yapmak istediğim şey bunları dilim şekilde kesip basamak haline çevirmekti. Üstüne de ahşap koymaktı. Yani böyle beyaz beton dökmek hı-hı, değildi. Hı-hı. Ama bunu yapacak güçte Hilti'yi bulamadım Fethiye'de. Bulduğum bir tanesi arızalandı. Dolayısıyla da süreç ve zaman da işlediği için, ustaların da benden sonra aldığı diğer bir iş olduğu için mecburiyetten buraya böyle bir beton döktüm. Bu betona da şimdi yürürken akşamları rahatsız ediyor beni. Hani şey olması, görmüyorum diye. Yunan usulü beyaz şerit çektim. Şimdi çok da rahat yürüyebiliyorum. Burada diğer bir detay da bu lavabo. Hani o röportajda anlattığım. Evet. Şu sarı ışığı kapatabilir misiniz? Hepsini kapatırım. O bağlantını. Tamam. Bu da o lavabo. Mangaldaki kömürle çizip kestirip yaptırdığım ve çok sevdiğim. Burada da benim için maneviyatı çok yüksek ama maddi değeri hiç olan bir ayna var. Rahmetli Ramazan dedem ve Havva anneannem. Onların sofrası bu. Bu sofra çok insan gördü geçirdi, çok bayram gördü geçirdi ve ben en son kalabalığı da onların evinde görmüştüm, onların evinde yaşamıştım. Benim çocukluğum bu sofranın etrafında geçti. O ekmeği uzatsana, kaşığı versene, yok Ramazan senden fazla yedi, ben az yedim, kavunun ucunu kemirdim, şey yaptım. O kadar çok ses duyuyorum ki, anılarımın sesini duyuyorum ki bu aynanın karşısında. Ben bu sofrada büyüdüm, şimdi de bu sofraya bakarak, aynaya bakarak nasıl yaşaldığımı seyrediyorum. Çok romantik. Burada da diğer kısım var. Bu da kendim yaptım dediğim kapılar. Avokado desenli kapılarım. Evet. Bu gördüğünüz, şuradan baktığınızda da göreceksiniz. 18 milimlik su kontrapla. Suya yalıtımlı bir malzeme aslında bu. Normalde yat yapımında falan kullanılır. Hı hı. Sıkıştırılmıştır. Bir koyu bir açık. O yüzden gofret gibi diyorum. Bir koyu bir açık renktedir. Ben bunları spiralle yonttuğumda her katmanın altındaki bir koyu bir açık, bir koyu bir açık katmanlara yavaş yavaş ulaştım.
Burada ilk denemelerimi yapmıştım. Farklı bir şekil çıktı. Sonra düz bir şekil yakalamaya çalıştım. Bu aslında benim testerimdi, deneme şeyimdi. Evet. İşin doğuşu bu kapının kolundan başladı aslında. Kulp oldu şimdi. Aynen, çünkü buraya normalde pirinçten bir kapı düşünmüştüm, kapı kulpu. Instagram'dan onu bulana kadar acelecide bir yapım var. Koç burcuyum, sabırsızım. Dolayısıyla dedim ki ya bu da zaten maneviyatı var. Buradan doğdu. Bu da buraya dahil olsun. İlk önce bu kapıyı 45'lik kesip ortalarını tek motif olarak birleştirip oluşturdum. Sonra avokado desenlerini yaydım etrafına. İç kısmında... Biz bunu şuradan, dolap zannederken... Aynen. Burası alt katın tuvaleti. İç kısımda da bu şekilde bir boyama yaptım. Boyadım yani içini. Evet. Şu tarafta diğer bir kapımız var. Burada da gene avokado desenimiz var. Açtığımızda içeride gördüğün gibi mermer dokusu yaptım. Yukarıdan şey mevcut, yağmur gibi yıkanma aparatı var. Burada da dış bahçe. Asmanın altında duş keyfi. Duş keyfi, ağacın altında duş keyfi. Doğayla bir bütün. Yakında şurada üzümünü yiyip duşunu alacaklar.